Ebü'l-Leys es-Semerkandî Hazretleri biliyorsunuz. Tenbîhü'l-Gâfilîn sahibi, Kurrat-ül Uyun sahibi. Daha birçok fıkıh eseri var bizde. Kıymetli kitaplar sahibi. Hanefi mezhebinde müştehitlerden yani fakih yani en azından müştehitlerden bir sonraki mertebede daha 1050 sene, 1100 sene evvel o eserini yazmış yani 1100 sene evvel. 1100 sene ne demek ya? Ne kadar yakın sahabeye, tabiine. Buyurur ki evvelki zamanda iblis insanlara görünürdü. Muhammed İbni Vasi Hazretleri'ne de göründüğüne dair meşhur bir şey anlatmıştım size. Görünürdü. Onun için çok vaazler, yani öğütler, ibretlik hadiseler ulema naklediyor. Bir adam iblisi gördü, iblisle görüştü. Ona dedi ki, ben de senin gibi olmak istiyorum. Allah Allah. Herkes melek gibi olmak istiyor. Bu da şeytan gibi olmak istiyormuş. Böyle şeytanlık peşinde adamlar var tabii ki her zaman. Ne yapmalıyım dedi ya. Bana bir şey söyledi. Şeytan da ona dedi ki, iblis tabii yani. Vay senin haline. Daha önce senden önce kimse benden böyle bir şey talep etmedi. Ya sen niçin böyle bir şey istiyorsun? O da dedi ya beni kırma dedi. İstiyorum işte dedi. Ne var? Sen de kendini arkadaş aramıyor musun zaten? İnsanları saptırmaya uğraşıyorsun. Tamam. Bana da söyle ben de olayım senin gibi. İblis dedi ki bak dikkat et bu çok önemli bir çok kıymetli eserlerde geçiyor bu ya. Ema in eradde en tekune misli fetehaven bis salati. Aynı benim gibi melun iblis olmak istiyorsan namazı gevşekten al dedi. Bak namaz kılma da de. Allah Allah. Yani namaz kılmayalım. Hiç ilahtan bağlı yok konunun dışında. Namazı tehir et. Hafife al yani geciktir. Önemseme. Daha Türkçesini konuşalım. Namaz çok önemseme. Kazaya bırak. Geç git. Ve la tübâli minel hanifi sâdikan kâne ev kâzim. Bir de çok yemin yap. Allah'ın adına yemin et, dilini alıştır. Doğruya mı yemin ettim, yalana mı yemin ettim? Hiç umursama, bas yemini gitsin. Tam benim gibi iblis olursun dedi yani. Allah Allah. Adam da ulan uyanık adammış ya. Bu ne demek evliyadan bir zatmış. Biz şimdi anlıyoruz mesele şimdi. لَقَدْ ahittullah en la adâ salâ ve la ahlife yeminen ebedâ. Madem ki bu kadar günahlar arasında yüzlerce binlerce küçük büyük günahlar içerisinden sen iblis gibi olmak için iki şeyi söyledin. Birisi namazı gevşekten almak, kazaya bırakmak, tehir etmek, önemsememek. İkisi de doğru yalan demeden yemin etmek, Allah'ın adını kullanmak. Bu ikisi madem bu kadar adamı iblis yapıyor, ben de Allah'a söz verdim. Hiçbir namazı terk etmeyeceğim, hafife almayacağım, tehir etmeyeceğim, kazaya bırakmayacağım ve Allah adına hiç ebedi yemin etmeyeceğim. Yani doğru şeye bile yemin etmemekte fayda var ya. Yemin ettiğinizi alıştırmayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç yemin yapmayacağım. Allah'ın adını bir işe kullanmayacağım. Diye iblise böyle dedi. İblis de baktı ki bu adam ne uyanıkmış bana da kazık attı yani. İblise kim? Çarını ters giydirebilir. Bu giydirdi işte. İblis de dedi ki مَا تَعَلَمَ اَحَدٌ مِنِ بِلِحْتِيَالِ غَيْرُكُ Yahu hile yapma tarikiyle bana oyun ederek senden başka bir kimse dahi benden hiçbir şey öğrenemedi. Ve ne ahittullah en la ensaha ademiyen kat. Ben ahittullah. Ben de Allah'a söz veriyorum. İblisin de Allah'a var. İblis ateist değil. İblis ateist değil. Yani Allah'a inkar eden biri değil. İblis Allah'a. Ben de Allah'a söz veriyorum. Adem oğullarından hiçbirine bir daha doğruyu söylemeyeceğim, nasihat etmeyeceğim. Yani nasihat derken iyiliğini istemek manasında kullanmıyor bunu da. Yani doğruyu söylemeyeceğim diyor yani. Allah Allah. Değil mi? Bir de biliyorsunuz Yahya Aleyhisselam ondan bir şey öyle kopardı. Dedi ki bana dedi hiçbir zarar verebildi mi? Benden hiçbir günah çıkartabildim mi? Kopartabildim mi? Ya sen Allah'ın peygamberisin, masumsun dedi. Ben sana nasıl günah işletebilirim sana? Ya yapmışsın. Sen bana da bir oyun yapmışsındır dedi. O zaman dedi ki bir akşam arpa ekmeğini yerken biraz senin iştahını artırdım. Biraz çok yedirdim. Dedi. Sen de dedi teheccüde kalktın ama biraz geç kalktın teheccüd namazına. Biraz uykunu ağırlaştırdım, uzattım dedi. O zaman Yahya Aleyhisselam dedi, bir daha ebediyen tok yatmayacağım dedi. İblis de dedi ki ben de ebediyen kimseye doğrusunu söylemeyeceğim dedi. İşte o Yahya Aleyhisselam bir yaptı ona. Burada da İblis ne diyor? Bu bizim ümmetten de olabilir, geçmiş ümmetten de olabilir. Çünkü ne dedi mevzunun başında? Evvelki zamanda melun iblis görünürdü. Bu evvelki zamanda meselesi geçmiş ümmetlere de muhtemildir. Çünkü geçmiş ümmetlerde birçok mesele aleni oluyordu. Bizim ümmette gayba havale edildi. Gayba iman. Onun için bizim ümmetin imanı geçmiş ümmetlerin imandan eftaldir. Çünkü birçok mesele, hemen hemen tüm meseleler gözünle görmeden, kalbinle tasdik etmen, gayba iman etmen gerekiyor. Onun için gayba imandan daha üstün hiçbir imana kimse sahip olmamıştır buyuruyor. Ma amene ahadun eftalen min imanin bi gayb. Hadis-i şerifinde. Onun için yani bak ne dedi? Senden başkası bana hile yapıp da oyun yapıp da bir şey öğrenemedi. Ya. Onun için iblis gibi olmak isteyen namazı önemsemesin. Ondan sonra tehir etsin, kaza bıraksın, kâh kılsın, kâh kılmasın. İblis gibi lanete çarpılsın. Allah cümlemizi muhafaza buyursun.